başlıyoruz. Raporlarının 17.si. Raporun Avrupa Birliği sürecimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Avrupa Komisyonu ayrıca bugün genişleme stratejisi belgesini de yayınladı. İki belge bundan sonraki aylarda bizlerin üzerinde çalışacağı referans belgesi olarak kullanacağımız belgelerdir. Bildiğiniz gibi ilerleme raporları 3 grup ülke için yayınlanmaktadır. Bunların birinci grubunda müzakere eden ülkeler vardır. İkinci grubunda aday ülkeler vardır. Üçüncü grubunda da potansiyel aday ülkeler vardır. Ve bu 3 grup ülkenin Kopenhag kriterlerine uyum konusunda son 1 yılda kaydettiği gelişmelerin yer aldığı belgelerdir ilerleme raporları. Ve bu seneki ilerleme raporlarının bir özelliği de görevinin hitamını takiben yeni komisyona görevi devredecek olan mevcut komisyonun son hazırladığı belgelerdir. Bu açıdan da bence önem arz etmektedir. Tecrübelerini aktardıkları ve geleceğe yönlendirdikleri bir belgedir. Sayın basın mensupları, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi ve yeni bir başbakan, yeni bir hükümetin göreve gelmesiyle yeni bir Türkiye'den bahsediyoruz. Aynı şekilde bir tesadüf sonucu komisyon zirve üst yönetimleri ve parlamentosu yenilenmiş, Avrupa Birliği de yeni bir çehreye büründü ve 2014 yılı böylece Türkiye-AB ilişkilerinde yeni başlangıçlara da vesile oluyor. Sanıyorum bundan sonra da olacak. 2015 yılında ivme kazanarak devam edecek olan bu yeni dönem sayesinde ülkemizin katılım süreci de kuşkusuz hız kazanacaktır. Esasen hepimizin şahit olduğu bölgesel ve küresel sınamalar hem Türkiye için hem de Avrupa Birliği için katılım sürecimizin değerini daha da iyi ortaya koymaktadır. Uluslararası toplum gerçekten kritik bir zaman dilimindedir. Bu nedenle Avrupa projesinin geleceği bugün her zamankinden daha çok güçlü liderlik, vizyon, pozitif enerji ve insan onurunu temel alan politikalara ihtiyaç duymaktadır. Nitekim Avrupa Birliği'nin bugün yayınlanan genişleme strateji belgesinde de genişlemenin Avrupa Birliği'ne stratejik faydaları olacağı açıkça vurgulanıyor. Bu faydaları da şu 3 unsurda toplamışlar. Birincisi, genişleme süreci sayesinde Avrupa'nın daha güvenli hale geleceğini ifade ediyorlar. İkinci olarak bu sürecin Avrupa halklarının hayat kalitesini arttıracağını ifade ediyorlar. Keza üçüncü olarak da Avrupa'nın daha müreffeh ve güçlü olması genişleme sayesinde olacaktır şeklinde strateji belgesinde bir vurgu yer alıyor. Bu sayılan unsurlara takdir edeceksiniz ki Türkiye'nin katkılarının da önemli olacağı herkesin kabul ettiği bir husustur. Değerli basın mensupları, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci olarak görevi devralmamın ardından yaklaşık bir ay geçti. Bu zaman diliminde ülkemizin Avrupa Birliği sürecindeki kararlılığını ortaya koymak ve Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin raporda daha objektif ve anlaşılır bir şekilde yer almasını sağlamak üzere çalışma arkadaşlarımla birlikte yoğun bir mesai harcadık. Bu ilerleme raporu ve strateji belgesinin bugün yayınlanmasından önceki dün gece geç saatlere kadar komisyonla çeşitli temaslarımız oldu ve bu belgenin iki tarafında yararlanabileceği bir şekilde çıkması için gerçekten yoğun bir çaba sarf edildi. Bakanlık olarak diğer ilgili bakanlık ve birimlerimizle de yakın işbirliği içinde ilerleme raporunun hazırlanması için gerekli tüm belge ve bilgileri düzenli olarak komisyona ilettik. Ayrıca bakanlığımız mensuplarının başkanlığında heyetlerle de müteaddit kereler Avrupa Komisyonu ziyaret edildi ve Brüksel'de olsun burada olsun kendine sağladığımız belge ve bilgiler üzerinde görüşmeler yaptık. Ve ilave bilgileri verebilmek, komisyonun beklentilerinin ne olduğunu anlamak ve böylelikle açık bir alan bırakmamak konusunda da sanıyorum çok yararlı bir dönem geçirdik.
Tabiatıyla yazılı katkı her zaman şahsi temaslarla desteklenmelidir. Bu çerçevede katkımızın komisyona bu şekilde daha net izah edilmesinin yararlı olduğunu görüyoruz ve komisyonun ilerleme raporunda yer almasını düşündüğü yorum ve eleştirilerin dengeli olabilmesi için de gerek Brüksel'de gerek Strasbourg'da yaptığımız yoğun temasların bu kapsamda olduğunu da burada tekrarlamak istiyorum. Daha önce birkaç kez vurguladım. İlerleme raporları Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanır. Ama bu Avrupa Birliği Komisyonu'nun belgesi değildir. Komisyon bunu yazıp üye ülkelerin ve Türkiye'nin önüne bunu alın, yazdım, okuyun, uygulayın şeklinde bir anlayış içinde olamaz. Zira bu ilerleme raporları Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin ortak belgeleridir. Ve sürece ve bu ilişkiye fayda sağlaması amacıyla yayınlanmaktadır. O nedenle de bu şekildeki bir yaklaşım tarzında komisyonla aynı şekilde düşünüyoruz. Tabiatıyla raporda Türkiye'ye yönelik eleştirilerin olacağını, ancak eleştirilerin ifade edilmesinde yapıcı ve olumlu bir üslubun kullanılmasının önemini bütün görüşmelerimde dile getirdim. Ve sanıyorum bu komisyon tarafından hazırlanmış ilerleme raporunda da böyle bir mutabakatın yansımalarını görüyoruz. Yoğun çabalarımızın olumlu sonuç verdiğini müşahede ediyoruz. Bu çerçevede raporun hazırlık sürecinde getirdiğimiz birçok önerimizin dikkate alındığını da görüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse yaklaşık 26 civarında değişiklik önerisini komisyonla paylaştık. Bunların yarısından fazlası komisyon tarafından kabul edildi ve metne önemli değişiklikler olarak derc edildi. Bazılarında da tabii ki komisyonla mutabakat sağlayamadık ve onların metne girmesi mümkün olmadı. Ama birlikte çalışma ortamının en güzel göstergelerinden ve benim yaklaşık 14 yıllık tecrübem sırasında belki de şimdiye kadar hemen hemen hiç yaşamadığımız bir çalışma ortamını bu şekilde test etmiş olduk. Ve komisyonla birlikte paylaştığımız bilgilere dayanarak komisyonun açıkladığı bir ilerleme raporu ortaya çıktı. Raporun bu seneki metnini incelediğimizde raporun lafzında daha ziyade komisyonun tespitlerine yer verildiğini göreceksiniz. Ve değer yargısı içeren ifadelerden büyük ölçüde kaçınıldığını da bu raporda görüyoruz. Raporda tabiatıyla yer yer işin doğası gereği eleştirilere de yer veriliyor. Bununla birlikte söz konusu eleştirilerin yapıcı bir dille ifade edildiğini ve bu çerçevede raporun objektif ve dengeli bir rapor olduğunu esas itibariyle vurgulamak istiyorum. Elbette her yıl olduğu gibi bu yılda raporun içerisinde yer alan haklı ve makul eleştirileri dikkatle not edeceğiz ve ilerleme raporunu Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin ve reform çalışmalarının ilerlemesinde yapıcı bir unsur olarak kullanacağız. Bu çerçeveden baktığımızda bu raporu daha önce başka raporlar içinde kullandığım ifadeyi tekrarlıyorum. Yaşanabilir bir rapor olarak değerlendirebiliyoruz. Katılmadığımız, haklı bulmadığımız eleştiriler var ve bazı maddi hatalar da var. Bunları da komisyona gerek yazılı olarak gerek şifahi olarak dikkatine getireceğiz. Sadece komisyona değil parlamento üyelerine ve aynı zamanda Avrupa Birliği bünyesinde görev yapan tüm görüştüğümüz kişilere de bunları anlatacağız. Olmuş algıları değiştirmeye çalışacağız. Algıyla olguyu buluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerimiz Avrupa Birliği sürecinin daha ileriye gitmesi için de bir altyapıyı sağlayacak. Avrupa Birliği süreci Türkiye'nin reform sürecinin arkasındaki en önemli itici güçlerden birisidir. Ve gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci olmasaydı 2000 yılından bu yana gerçekleştirilmiş gerçekten çok önemli siyasi reformları Türkiye'nin bugünkü seviyesine getirmesi mümkün olamazdı. Bunun içinde yaşayan gerçekten o reform yasalarının hangi şartlar altında geçtiğini en iyi bilen bir kişi olarak bu sözleri ifade etmeyi bir mecburiyet telakki ediyorum. Dolayısıyla bizim için temel husus bu sürecin yarattığı ivme ile
her alanda AB standartlarına ulaşmak ve temel hak ve özgürlükleri geliştirmektir. Hükümetimizin farklı alanlarda yürüttüğü kapsamlı reform çalışmaları görüyoruz ki Avrupa Birliği ilerleme raporuna olumlu yansımıştır. Çözüm süreci ve demokratikleşme paketi başta olmak üzere pek çok reformdan raporda övgüyle bahsedilmektedir. Ve örnek vermek gerekirse ilerleme raporlarında yıllarca en önemli eleştiri konusu olan askeri vesayet, işkence ve kötü muamele, Kürt sorunu, gayrimeslim Müslüm azınlıkların mülkiyet hakları gibi konular bugün Türkiye'nin övgüyle bahsedildiği alanlar olarak raporda yer almaktadır. Raporda bir önemli husus da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Haziran'da kabul edilen terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun başta olmak üzere Türkiye'nin çözüm sürecinde izlediği kararlı politikaların takdirle karşılandığı yer almaktadır. Bu sürecin tarihi niteliği de vurgulanmaktadır. Raporda ayrıca demokratikleşme paketi kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerin de altı çizilmiştir. Bu çerçevede de örnekler verilmektedir ve bunların arasında seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propagandanın serbest hale gelmesi, siyasi partilere yönelik devlet yardımlarının genişletilmesi, özel okullarda ana dilde eğitimin önünün açılması, alfabede yer almayan harflerin kullanılmasına yönelik cezanın kaldırılması ve siyasi partilere eş başkanlık sisteminin getirilmesi gibi düzenlemelerin raporda ön plana çıktığını görüyoruz. Öte yandan Türkiye'de son 12 yılda demokratikleşme ve özgürlük alanının genişlemesi, küresel ekonomiye entegre olan ekonomik restorasyon ve sosyoekonomik dönüşüm süreci de olumlu unsurlar olarak ilerleme raporuna yansımıştır. Bu dönemde Türkiye'nin refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte toplumsal yaşamın her alanında vatandaşlarımız çağdaş standartların talepçisi olmuşlardır. İlerleme raporunda bu hususa özellikle vurgu yapılmaktadır. Raporda ayrıca Türkiye'de aktif bir sivil toplumun gelişmeye devam ettiği de ifade edilmektedir. Sivil toplum gerçekten demokrasinin temel taşıdır ve sivil toplum ne kadar gelişirse o kadar o ülkede temel hak özgürlüklerin, fikir ve ifade özgürlüğünün ve demokrasinin geliştiğine de şahit oluruz. 80'li yılların başında onlarla ifade edilebilecek sivil toplum sayısının bugün 90 bine ulaşmış olması ve bunun içinde yaklaşık 40 bin kadar da vakfın olması Türkiye'nin demokrasi alanında ve sivil toplumun güçlenmesi bakımından ne kadar önemli bir mesafe kat ettiğinin de göstergesidir. Ve önümüzdeki dönemde de sivil toplum bizim çalışmalarımızın temel noktası olacaktır. Ve iletişim stratejimizi gelecek hafta yayınladığımızda sivil toplum konusunda da neler yapacağımızı ve nasıl sivil toplumla birlikte AB sürecini yürüteceğimizi bir belgeye dökülmüş şekilde de göstermiş olacağız. Tabii Türkiye'de yıllarca tabu addedilen pek çok hususta da açık bir tartışma ortamının oluştuğu açıktır. İlerleme raporunda Avrupa Komisyonu'nun buna ilişkin somut örnekler verdiğini de görüyoruz. İnsan haklarının kurumsallaşmasının önemine de ilerleme raporunda değiniliyor ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin eylem planının kabul edilmesinin kritik bir adım olduğu vurgulanıyor. Ve kamu denetçiliği kurumunun temel demokratik ilkeleri içerecek şekilde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun biçimde işlediği de raporda yer alıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi Avrupa Komisyonu da 23. Yargı ve temel haklar ile 24. Adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının bir an önce müzakerelere açılmasının öneminin altını çiziyor. Stefan Füle biraz önce bu raporu Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'na da sundu ve orada da açıkça bu iki faslın açılmasının önemini vurguladı ve Türkiye'nin bu fasılların açılmasıyla birlikte reform sürecinde çok daha fazla güç kazanarak yenilikler ve yeni hamleler yapabileceğini ifade etti. Sadece
siyasi kriterler alanında değil, Türkiye'nin son 10 yılda ekonomide ve dış politikada gösterdiği performans da raporda haklı olarak yerini buluyor. Raporun ekonomik kriterlere ilişkin bölümünde Türkiye'de işleyen piyasa ekonomisinin varlığı teyit ediliyor ki bu Kopenhag kriterlerinin 3 unsurundan birisidir. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı mevcut olmadan ülkelerin müzakerelere başlaması da mümkün değildir. Ve Türkiye ekonomisinin de 2011 yılından bu yana göstermiş olduğu ekonomik istikrar ve büyüme performansından da raporda övgüyle bahsedilmektedir. Gerçekten Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana büyüme performansı açısından gösterdiği başarı, ekonominin temellerindeki güçlenmeyi ve küresel nitelikli ekonomik şoklara karşı Türk ekonomisinin dayanıklılığını da teyit etmiştir. Bu da raporda yer alan hususlardan bir tanesidir. Raporda Türk ekonomisinin 2012 yılındaki yavaşlamasının ardından 2013 yılında tekrar hızlandığı ve net ihracatın büyümeye olumlu katkı yaptığı hususları vurgulanmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik entegrasyonunun yüksek bir düzeyde devam ettiği raporun ekonomik kriterler bölümünde vurgulanmaktadır. Raporda ayrıca ülkemizin komşusu olduğu geniş coğrafyada etkin olmaya devam ettiği, önemli bir bölgesel aktör olduğu ifade edilmektedir. Şiddetten kaçan 1,5 milyon Suriyeli'ye verilen destek başta olmak üzere sığınmacılara sağlanan insani yardımların Avrupa Birliği tarafından takdirle karşılandığı belirtilmektedir. Değerli basın mensupları, raporun Türkiye-Avrupa Birliği katılım sürecinin en önemli boyutlarından birini oluşturan AB mevzuatını üstlenebilme bölümü, Avrupa Birliği'ye uyum sürecindeki hükümetimizin siyasi kararlılığını yansıtmaktadır. Bu da Kopenhag kriterlerinin müzakerelerin başlaması için mevcut olması gereken üçüncü ayağıdır ve bu konudaki Türkiye'nin kat ettiği olumlu gelişmede bir anlamda müzakerelerin devamı bakımından önemli unsurlardan bir tanesidir. Burada özellikle vurgulamak istiyorum ki son 12 yılda Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla çıkarılan 2000 üzerinde mevzuat vardır. Ve bunların sayesinde Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gündelik hayatı doğrudan etkileyen pek çok kritik adım atılmıştır ve Türkiye Avrupa Birliği standartlarına daha da yaklaşmıştır. Son bir yıla baktığımız zaman Avrupa Birliği'ne uyum amaçlı yaklaşık 170 adet mevzuat çıkartılmıştır. Ve bunların birçok alanda halkımızın yaşam kalitesini yükselten düzenlemeler olduğunu da burada vurgulamak istiyorum. Ve bütün bu gerçekten 12 yıllık çaba sarf eden kurumlarımıza, bakanlıklarımıza da burada özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Müktesebat uyumuyla ilgili olarak ilerleme raporunda da önemli bir tespit var. 33 faslın 30'unda çeşitli seviyelerde ilerleme sağlandığı teyit edilmektedir. Genel uyum düzeyine bakıldığında da 26 fasılda uyum düzeyinin iyi olduğu vurgulanmaktadır. Burada ilerleme sağlanmamış fasıl vardır gibi bir intibada çıkmasını arzu etmiyorum. Çünkü gerçekten öyle fasıllar var ki, mesela ilk açtığımız fasıl, bunda zaten ilerleme kaydetmeniz mümkün değildir. Onun için de ilerleme yoktur denildiğinde ilerleme olması gerekiyordu da Türkiye ilerlemedi anlamında çıkmaması lazım. Bütün fasıllar itibariyle Türkiye ilerleme sağlamıştır ve gereken bütün çalışmaları da fasıllar açılmadığı halde Türkiye'de yürütmüştür. Rapordaki bu tespitlerin de müzakere sürecinde resmi olarak 14 fasıl açıp bir fasıl kapatmış olmamıza rağmen, benim çeşitli söylemlerimde ifade ettiğim, gerçekte 27-28 faslı açtığımız ve 13-14 faslı da kapattığımız yolundaki iddianın da doğruluğunu gözler önüne sermektedir. Bu yüksek uyum düzeyi ülkemizin maruz kaldığı siyasi blokajlara rağmen Türkiye'nin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünün de en açık kanıtıdır. Değerli basın mensupları, 1963 yılında Ankara Anlaşması'nın imzalanmasıyla başlayan Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci, AK Parti hükümetleri döneminde ilk defa sistematik bir çerçeveye kavuşturulmuştur ve ülkemizin siyaset vizyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız
1 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusundaki kararlılığımızı muhafaza ettiğimizi ve müzakere sürecinde yaşanan sorunlara rağmen reformlarımızı kesintisiz sürdürdüğümüzü bir kez daha vurgulamıştır. Nitekim ilerleme raporu da kararlılığımıza vurgu yaparak hükümet programında AB sürecine atfedilen önemin altını çizmektedir. Raporda Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde 2014 yılını AB yılı ilan ettiğini ve AB sürecinin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurguladığı da yer almaktadır. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin farklı siyasi yaklaşımları nedeniyle katılım müzakereleri arzu ettiğimiz hızda ilerleyememektedir. Raporda da müzakere sürecinin üye devletler arasında mutabakat olmaması nedeniyle kesintiye uğradığı ifadesi yer alıyor. Buna karşın bizim AB standartlarına ulaşmak konusundaki irademiz güçlü bir şekilde devam etmektedir. Hükümetimiz fasıl açılsın açılmasın Türkiye'nin reform sürecini kararlılıkla sürdürmektedir. Genişleme stratejisinde vurgulandığı gibi katılım müzakereleri Türkiye-AB ilişkilerinin potansiyelinden tam olarak istifade edilebilmesini sağlayacak en uygun çerçevedir. Komisyonun da altını çizdiği üzere katılım sürecinin alternatifi yoktur. Stefan Füle bugünkü parlamentoya yaptığı sunuşta da bunu gayet net ifadelerle tekrarladı. Bu doğrultuda bu yılki ilerleme raporunun yeni bir döneme giren Türkiye-AB ilişkilerini daha da ileri bir noktaya taşımasını, tüm ilgi taraflarca atılacak kararlı adımlarla somut sonuçların elde edilmesini temenni ediyorum. Üç sözcüğe çok önem veriyoruz. Reform, dönüşüm ve iletişim. Ve bu üç sözcük Avrupa Birliği'ne katılım sürecimizin kilit sözcükleridir. Bunu da kararlılıkla uygulayacağız. Eski komisyon Kasım ayı başında yerini yeni komisyona bırakırken Türkiye-AB ilişkilerinin daha da güçlü kılınacağına ve katılım sürecinin daha da ileri götürüleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle başta genişlemeden sorumlu komiser Sayın Füle olmak üzere Sayın Barroso'nun ekibine Türkiye-AB ilişkilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni komisyon başkanı Sayın Juncker başkanlığında kurulan komisyona, özellikle de komisyon başkan yardımcısı ve yüksek temsilci Mogherini'ye ve komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu komisyon üyesi Han'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni komisyonun mevcut sınamaların üstesinden gelme azmiyle Avrupa Birliği'ne güç kazandırmasını diliyorum. Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne katılım sürecimizde büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizi de vurgulamak istiyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.